Ben bu evi otel gibi de kullanırım. Genel ev gibi de kullanırım. Kerane gibi de kullanırım. Git suç duyurusunda bulun. Gidiyorum. Şimdi bu sözleri kim söylüyor? Bu sözleri bir genç kız evde, sanıyorum babası veya abisi yanında kim varsa, bunlara hızlı sinirli bir şekilde söyleyip toparlanıyor, evden çıkıyor. Ve anne baba veya baba abi bu kıza bir şey yapamıyorlar. Yapsalar zaten, yani tabii ki şiddet asla değil, ama dur deseler, onu deseler, bu kız karakola gitse, bana kötü davrandılar, beni ittiler, kalktılar, olsa bile olmasa bile, anında zaten birinci soy olduğu için o baba veya abi kimse, aynen işlem uygulanır. Şimdi biz burada şiddeti konuşmayalım. Çünkü biz hiçbir şiddeti tasvip edemeyiz ya da bunu meşru bir hale getiremeyiz. Ama maalesef özellikle bu sosyal medyada gençliği olumsuz yönde etkileyen bu özgürlük adı altındaki asilik ve kanunların kadından yana kullanılması, ki kullanılsın, ona da bir şey demiyorum, ama o kadar suistimale açık ki. Şimdi düşünsenize, şimdi tabii bu kızın eğitimi ayrı bir soru. Burada aileye de bir sorumluluk yüklüyoruz. Yani bu kızı sen nasıl eğitemedin? Nasıl eğittin diyemiyorum. Ortada bir eğitim yok. Vicdan yok, saygı yok. Kızda çok şey yok. Ne var bilmiyorum, ama bir genç kız babasının karşısına dikilip bunları yapabiliyorsa ailenin eğitiminde de büyük bir boşluk vardır. Ama bunun yanında eğitiminle çok ilgilenmiş aile, fakat bu gençliği çığırından çıkaran, yoldan çıkaran, özgürlük adı altında, modernlik adı altında ve özellikle bu kanunların sürekli erkekleri suçlu görmesi, erkeklere bedel ödemesi, ödetmesi, özellikle 62-84. Ben 62-84'ün tamamına karşı değilim, ama bazı kısımları var ki kadını korumak ve kayırmak arasındaki farkı kaçırdığı için bu suistimal ediliyor. Aynı o videoda olduğu gibi YouTube'a girip veya Google'a girip bakabilirsiniz. Kızın dediklerine bakın, yani hani klasiktir. Bu evi otel gibi kullanma. Anneler, babalar bunu söylerler. Bunda ne var? Diyor ki otel gibi de kullanırım, kerane gibi de, genel ev gibi. Yok böyle bir mantık, ama böyle bir asilik, böyle bir terbiyesizlik diyeceğim yani. Çünkü bu bir terbiye değil. Ailenin veremediği terbiye ile topluma pompalanan, maalesef doğru olan şeylerin yanlış kullanılmasıyla ortaya çıkan sahneler bunlar. Benim tanıdıklarım var, yani ortada şiddet olmadığı halde şiddet var dediği anda gidip uzaklaştırma da alıyor. Hele ki bakın, şiddette birinci soy, yani soy, kendi soyundan, karısı, işte annesi, kızı gibi, bunlar yani kayıtsız şartsız. Şiddette ceza olmasını da demiyorum, ama burada önemli konu bir genç kızın ailesinin karşısına dikilip bu kelimeleri, bu kadar uç kelimeleri kullanabilecek seviyeye nasıl geldiği. Ailenin kendisini eğitememesi, disiplin uygulamaması bir, ikincisi de maalesef işte etrafta o kadar çok örnekler var ki, dizilerde de bunlara çok güzel yol gösteriyorlar. Arkadaş arkadaşa, ben çoğu kafede otururken, "Aa kızım evlen, ne var ne olacak, olmadı, gidersin iki şikayet edersin, şiddet uyguladı dersin, uzaklaştırma alırsın, alırsın nafakanı falan filan." Bunlara biz çok şahit olduk. Ve kadınlar maalesef bu şiddet konusunda, yani veyahut da farklı konularda, hani kadının beyanı esastır diye bir kanun maddesi yok, ama bütün savcılar kadının beyanını esas alıyorlar. Esas almalar, savcılar bu sefer sıkıntıya düşüyor. Ama burada konu şu, benim Eylül ayında çıkacak kitabımda bu konuları yazdım. Bu bir çifte standart oluşturdu. Maalesef kadınların birçoğu diyeceğim, ya da bazıları diyelim, bu kanunların bu kadar erkeği yok eden, erkeğin üzerine bütün erkekler sapık, bütün erkekler şiddet uyguluyor. Yok, kadınlarda da bu var. Ha, daha çok erkeklerdeydi. Şimdi bakın, göreceksiniz 5 sene sonra kadınlar şiddette de erkeği geçecekler. Çünkü
Erkeklerden ne şikayet ettilerse hovardalık, alkol, işte o bu her şeyi kadınlar yapmaya başladı. Özlediğimiz eşitlik bu muydu? Hayır, değildi. Evet. Sonuç olarak bir genç kızın babasına ve evde değil mi bir abisi ya da amcasına bu denli pervasızca, terbiyesizce diklenebilmesinin altyapısı toplumsal olarak yozlaşmanın, çöküşün en önemli göstergesidir. Bakın bunlara önlem alınmazsa aile kurumu diye bir şey kalmayacak. Babasına bunu yapan kız acaba sevgilisinden dayak yemiş midir? Dayak yediyse susmuş mudur? Bir de böyle bir şey var. Evde babasına tahammül edemiyorlar. Bu arada dayağı meşrulaştırmıyorum. Babasının bir lafına tahammül edemiyor ama ben sevgilisinden dayak yediği halde onunla ilişkiye devam eden bir sürü genç kız ve kadın tanıyorum. Sonra diyor ki beni dövdü. Seni bir kere döver. Hadi iki kere dövsün. Birinde affetsin. Ama sen devam ediyorsun onunla. Kadınların bu vazgeçememe duyguları maalesef onları bazen çok daha mağdur ediyor. Ama dediğim gibi düşünsenize bir genç kız karşınıza geçmiş. Ben bu evi senin evin, sen büyütmüşsün. Otel gibi de kullanırım, kerane gibi de, genel ev gibi de kullanırım. Git hakkımda yakalama diyor, yakalama çıkart diyor hakkımda. Muhtemelen 18 yaşından küçük ya da 18 yaşında mı? Yani adam kapının önüne koysa yine suçlu, koymasa yine suçlu. Kıza orada iki laf gerçekten çok yani sabrı çok zor bir şey izlediklerim. Siz de izleyin. Ama dediğim gibi yani toplum hiç iyi bir yere gitmiyor. Özellikle nesil özgürlük terbiyesizlik değil. Özgürlük kendini bilmezlik değil. Özgürlük bu değil. Bu değil ama aileler onu görme, bunu görme, modern olacağız diye her türlü şeyi göz yum. Ondan sonra karşına çıkan tablo bu. Allah sonunuzu hayretsin. Çocuklarınıza disiplinli olmayı öğretin, saygılı olmayı öğretin. Bunun için de önce inanç sistemini yerleştirin. Sonra edep, haya bunları öğretin. Hiç kimse mükemmel değil ama baktığınız zaman bunlar o kadar fazlalaştı ki sebebi de önce aile, sonra bu sosyal medya, sosyal medyadaki iğrenç tipler. Bir tane fenomen adı altında bir sol görüşlü haber sitesi sürekli paylaşıyor. Yok açılmış. Nesi açıldı kardeşim? Başında örtü vardı. İğrenç iğrenç şeyler yapıyordu. Zaten açıktı. Çoğu baş açık kadından çok daha çıplaktı kendisi. Ama dediğim gibi bu sosyal medya orada like alabilmek için veya bir şey yapabilmek için her şeyi yapar hale geldiler. Ondan sonra ailelerin de duyarsızlığıyla karşınıza böyle bir kendi canavarınızı kendiniz oluşturuyorsunuz aslında. Daha önce söylemiştim ya, siz doğru yetiştirmeyip sonra devletten düzeltmesini bekliyorsunuz. Hiçbir devlet bunu düzeltemez. Ailede eğitim başlar. Zaten yapmak istedikleri şey aileyi yok etmek. Onu yok ettiği zaman da topla tüfekle bir ülkeyi yıkmanıza gerek yok. Kökünden ülke gider. Ben şimdiden söyleyeyim, uyarayım. Evet dedim ya, büyük konuşmayalım. Allah kimsenin başına vermesin. Oğlunuzu, kızınızı önce inançlı, edepli, saygılı yetiştirin. Öğretin. Disiplinli. Siz bir yerde, o bir yerde. Çocuklar kendi kendilerine büyüyor. Bazı zenginlerin çocuklar bakıcıların elinde büyüyor. Bakıcının da çok umurunda senin çocuğu. Çocuğun. Yani çocuklarınızı her zaman ne diyorum? Büyütmeyin, yetiştirin. Büyütmek, yedirmek, içirmek, sağlığına dikkat etmek, yetiştirmek çok farklı bir şey. Ruhen, bedenen, zihnen yetiştirmek çok farklı bir şey. Görüşmek üzere.